Merhaba arkadaşlar, kanalım Çali Doğa'ya hoş geldiniz. Ben bir videonun editiyle uğraşıyordum. O arada bir dinleneyim dedim. Bir baktım Spider-Man Far From Home'un tanıtım fragmanı diyelim artık. Teaser trailer'ı düşmüş internete. Madem öyle, bunu da izleyelim, bir tepki videosu yapalım dedim. Bakalım neye benzemiş. Epey beklettiler bizi. Bir görelim. So good. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? What just happened? Planning a trip? Mm-hmm. Going to Europe. School trip. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Mini toothpaste? Mm-hmm. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. You look really pretty. Therefore, I have value. No, that's not right. I'm messing with you. You look pretty, too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes you, dude. That reminds me of when I first fell in love. I had just finished my food call. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he gonna be okay like that? Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome! We got gifts, Parker. But you have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. What are you going to do about it? You don't want any part of this. He's like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? What, he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sup, dickwad? İlginç. Şimdi. Baştan sona doğru gidersek, öncelikle ilk gördüğümüz şey, May Alas'ı öğrendikten sonra durumu artık kabullenmiş. Buradan yine anlıyoruz ki Endgame'in sonunda bu ölen karakterler geri gelecek. Yani bu filmin Endgame'le Infinity War öncesinde geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü tamamıyla farklı bir, yani sonrasını anlatıyor anladığım kadarıyla. Dediğim gibi May Alas'ıyla durumu öğrenmiş. Hatta May Alas'ı bu Iron Man'in özel koruması, işte John Favreau'nun oynadığı karakterle bir ilişkiye başlamış sanırsam. Oranın iyice suyunu çıkardılar. O hoş değil. Sanırsam eleştirilerden biraz ders almışlar çünkü Homecoming'de hiç doğru düzgün şu binalar arasında böyle ağda süzülüşünü vesaireyi görmedik ki Sam Raimi'nin Spider-Man üçlemesiyle daha sonra Mark Webb'in çektiği Amazing Spider-Man 2 filminde çok güzel sahneler vardı ama bunu hiç Homecoming'de görememiştik. Bu sefer sanırsam o tarz sahneleri eklemişler. Umarım sadece fragmandan ibaret değildir o kısım. Avrupa'ya bir okul gezisine gidecek Peter gördüğümüz kadarıyla. Orada örümcek adam kim ne yapsın modunda kıyafetini bile yanına almıyor ama işte Fury gelip onu buluyor. Demek ki oralarda bela var. Fury'nin de hayatta olduğunu bir şekilde geri döndüğünü bu şekilde görüyoruz yine. Kötü karakter kim henüz çözemedim. İlk başta bir Sandman diye düşündüm ama sonra suyun içinde falan da böyle suyu da kontrol edip böyle bir şekil alınca emin olamadım. Mysterio normalde kötü bir karakter. Hani Örümcek Adam baş düşmanlarından biri ama burada ikisini böyle team up yapmışlar. Hani sanki beraber savaşacaklar. Belki filmin sonunda bir sebepten düşman olacaklar bilmiyorum. Sadece bir teaser sonuçta. Çok fazla bir şey yok. Şu Zendaya'nın oynadığı karaktere de
daha fazla yürüyecek sanırsam bu hulyesi bilmem ne muhabbetinde. Onun dışında düşünüyorum, gördüğüm, etkilendiğim bir sahne. Yok, çok fazla da bir şey açıkçası koymamışlar. Yeni suiti gördük bir yerde, Steel suiti gördük. Çok kısa bir anında da olsa. Yani yeni suite'in çok fazla bir artısı yok ama Steel suite, gizlilik suite'i gayet değişik ve güzel duruyor. Bakalım onu biraz açıkçası sabırsızlıkla bekliyorum. Daha fazla görmek isterdim ama normal ilk teaser, çok fazla bir şey vermemeleri normal. Uzatmaya gerek yok. Zaten çok bir şey vermemişler. Benim görüşlerim bu kadar. Benim kaçırdığım bir şey varsa lütfen siz yorumlarda belirtin. Kanala abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.